Evet değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmek programında Malatya'dayız. Malatya'da Yeşilyurt'ta Gedik Tepesi'ndeyiz. Mükemmel bir kahvaltıyla en iyisi gezmek programına başlıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi sofrada yok yok. Rabbim ülkemizin, milletimizin, vatanımızın bereketini, bolluğunu, rahmetini artırsın diyoruz. Sofralarımız inşallah bol ve bereketli olsun diyoruz. Gedik Tepesi'nde efendim Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal tesislerinde Ali kardeşimiz şimdi bize bu güzel Malatya, bu güzel Yeşilyurt, bu güzel Gedik Tepesi kahvaltısını anlatacak. Nereden başlayalım? Efendim buradan başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Nereden başlayalım? Serpme kahvaltımızdan başlayalım efendim. Tamam, buradan dedin, burada bir el hareketi yaptı. Burada ceviz reçelimiz var. Ceviz reçelimiz var. Evet. Okan kardeşim şöyle bir hafiften bana doğru bir yanaş. Değerli izleyiciler, ceviz reçeli şu anda... Ben de ilk defa ceviz reçelini görüyorum. Çekirdeği içinde mi bunun Ali kardeş? Evet, çekirdeği içinde. Burada ustamız bizzat kendisi yapıyor. Kendi spesiyeli. Buranın cevizi? Evet evet, buranın cevizi efendim. Ne dedin? Üstünde ne var dedin? Pekmez. Pekmez var. Evet. Olmazsa olmazı mıdır? Olmazsa olmazı kahvaltımızda. Bunu ilk defa gördüm değerli izleyiciler. Ceviz reçeli. Sonrasında bunu gördüm. Bu nedir efendim? Bu pancara bandırılmış zeytinimiz. Biraz pancarda bekletiyoruz. Bekledikten sonra zaten bu rengi alıyor. Çok da güzel bir tadı var. Kesin... Zeytin de mi buranın? Zeytin buranın değil. Buranın değil efendim. Evet. Doğru sözlü, doğru özlü Ali kardeşim. Zeytin buranın değil dedi. Zeytin muhtemelen Balıkesir tarafından, evet, Ege tarafından olabilir diyoruz. Efendim. Buradan geldik Ali kardeşim. Bu da Malatya peynirimizden Malatya peynirimizden yapılıyor. Otlu. Evet, otlu. İçinde beyefendi. Ot ne efendim? İçindeki ot... Maydanoz. Maydanoz, evet. Nasıl biliyorum Ali hocam? Biliyorum. Aynen öyle. Evet değerli izleyiciler, arayana geldi karpuz. Karpuzu da araya şöyle kavunla beraber şöyle bir gösterelim değerli izleyiciler. Yani eğer Yeşilyurt'ta Gedik Tepesi'nde kahvaltı yapacaksanız meyveyi de anında masada görüyorsunuz. Buradan gelelim efendim. Bu Doğan şehir reçelimiz. Yani Malatya'nın bir ilçemize ait. Çilek. Evet, çilek reçeli. Çok güzel dağ çileği değerli izleyiciler. Aynen öyle. Yöreselimizi de burada hem kahvaltıda sunuyoruz vatandaşlarımıza. Burada da efendim gördüğünüz gibi. Evet. Mısırlı kesik zeytin. Evet evet efendim, aynen öyle. Buradan geldim Ali kardeşim. O haydarimiz. Haydari. Burada, yine burada yapıyoruz. Yine burada yapıyoruz. Kahvaltımızın vazgeçilmezlerinden. Bir vazgeçilmez daha değerli izleyiciler. Olmazsa olmazlar. Nedir efendim? Cevizli çemenimiz efendim. Cevizli çemen değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi alt taraf yeşil ve çimen ekranlara geliyor. Toparlayayım mı? Hata yaptım falan zannetme. Çemen çemen, cevizli çemen. Evet değerli izleyiciler, şimdi geldik. Tavayı çevir Ali kardeşim. Çevir tavayı. Çevir tavayı. Ay maşallah, menemen abi. Gördüğünüz gibi ince tavada menemen. Öyle kalın tavada değil değerli izleyiciler. İnce tavada böyle ip incecik. Kaldırsanız böyle pizza gibi çıkar. Aynen öyle efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Nazik bir şekilde pişiyor zaten. Burada da yine böyle bir özel bir peynirimiz var. Evet, bu kaşar peyniri. Sosluyoruz bunu. Sosladıktan sonra çok güzel bir tadı var aslında, pul biber, zeytinyağı ile birlikte. Biraz da normal baharat katıyoruz karışımı. Çok güzel bir tat veriyor sabah. Mükemmel oldu efendimiz. Yine ağzı tatlandırmak için burada var, onu da gördük. Bu nedir efendim? Bu da reçel. Bu kabak reçelimiz beyefendi. Bölgeye has mıdır? Bölgeye hastır bu da. Yine burada yapıyor, kendi ustamız yapıyor. Çok güzel bir tadı var onun da yine beyefendi. Kabak reçeli de geldi değerli izleyiciler. Evet, Malatya'da kış geldi mi insanlar kat kat giyer gocuk, ekranlara geliyor. Malatya çöpe geçirme sucuk değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi oldukça da kaliteli, bölgenin hayvanlarından, yaylada yayılan hayvanlardan diyoruz. Burada yine peynir. Peynir çeşitlerimiz bol. Bu tulum beyefendi. Tulum peynirimiz. Tulum peynirimiz, evet. Burada normal beyaz peynirimiz. Evet, beyaz peynirimiz. Evet, klasikleşti belki ama insanlar zayıflamak için yapıyor. Pilates ekranlara geliyor. Malatya usulü Nevşehir'den getirilmiş patates. Evet. Bölgede patates var mı? Bölgede patates var yer yer. Var. Evet, yer ama yer. Çok fazla değil. Bakayım ben şimdi buranın patatesimi değerli izleyiciler. Evet değerli izleyicilerimiz, bu da kayısı ve kiraz sezonundan sonra yerini böyle değerlendirmek isteyenler tarafından o sıcak toprağa gömülmüş patateslerden fark ettim. Buranın patatesi. Evet, evet. Kapattım ağzımı. Bu ne? Bu aslında en çok merak edilen ürünlerimizden bir tanesi. İlk tadıldığında hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Yani müşterilerimizin %97'si çıkartamıyor. Bu domates reçeli. Aa bu. Evet, domates reçeli. Çok güzel bir tadı da var yani. Yine buraya has. Bunu da ilk defa değerli izleyiciler, domates reçeli. Bakar mısınız? Domatesin reçelini de Malatya'da nasip oldu görmek. Evet. Biber. Yine bahçeden doğal toplatılmış biberlerimiz. Közlüyoruz, sabah kahvaltıda veriyoruz yine. O da çok güzel, evet. Değerli izleyiciler. Bunu geçiyorum. Burada yine peynir çeşitlerimiz var.
Bazen hani gücünüz yetmez, bu iş bizi aşar diyorsunuz. Ekranlara geliyor. Malatya'nın yaylalarında yetişmiş hayvanlardan yapılmış, onların sütlerine yapılmış kaşar diyoruz değerli izleyiciler. Kaşar peynirini de gördük. Yine burada benim ilk defa yakın gördüğüm. Bu nedir abi? Bu da karadut reçeli. Yaklaş. Yaklaş, yaklaş Okan, yaklaş. Karadut'un büyüklüğünü görüyor musun? Bak, karadut'un büyüklüğünü görüyor musun? Görüyor musun? Lezzete bakar mısınız değerli izleyiciler? Bunu neye bandırdınız abi? Onu aslında bunu bilmiyorum ya. Bunu sordum. Çok güzel bir cevap verdi. İşte natürel çekim, doğal çekim. Hani Teo Pehlivan diyor ya, bizde yalan yok, laf yok diye. Dur bakayım. Aslında yiyeceğim abi. Değerli izleyiciler, vallahi neyle de bekletilmiş bilmiyorum ama çok lezzetli. Defne. Çok keyifli. Yani çok keyifli. Defne'de mi? Evet, Defne beyefendi. Defne'de bekletilmiş. Aynen öyle. Bizim ve değerli izleyiciler, en önemli ürünümüz. Dünyada altın fiyatları biliyorsunuz rekor kırıyor. Arttıkça artıyor. Malatya'da, Yeşilyurt'ta da kayısı fiyatları altın değerinde değerli izleyicilerimiz. Halkımızın sofralarına yine en ucuz şekilde geliyor. Aynen öyle beyefendi. Ve kayısı, vazgeçilmemiz kayısı. Kayısı reçelimiz. Evet evet, kayısı reçelimiz. Yeşilyurt'un aşağıda gördüğünüz bu köylerin bahçelerinden, o yeşilliklerden toplanmış kayısılarımız değerli izleyicilerimiz. Ve kaymağımız. Kaymak gibi adamsın derler ya efendim. Buyurun size kaymak. Üstünde de Antep fıstığı, yine bölgenin hayvanlarından çıkarılan kaymak. Ve tabii ki Harun Şen, fazla gezme, Malatya Yeşilyurt'ta kal, ekranlara geliyor. Yaylalarda yetiştirilmiş bal. Evet, balımız aynen öyle beyefendi. Balımız da geldi. Burada başka ne görüyorum? Soğuk bir mezemiz, yine biber domatesle menemen gibi yapılıyor ama biraz farklı tabi. Yani baharatı biraz farklı, bir de domatesi biberi tam pişirmiyoruz. Güzel bir lezzet alıyoruz. Çok güzel bir lezzet efendim. Ve finali tabi öbür tarafta salatalıklar var, zeytin çeşitleri, diğer peynirlerimiz var. Ama burada şu peyniri de atlamayalım. Evet, bu da yine damla peynirimiz. Yine otlu peynirden yapılmış. Otlu peyniri de yapıyoruz ve damla şekline getiriliyor. Çok da güzel bir tadı var. Bütün bu lezzetlerin yanında da tırnak pidemiz, Malatya'da olmazsa olmaz. Doğru mu efendim? Aynen öyle efendim. Geliyorsunuz lezzetli pidelerimizle. Burada da değerli izleyiciler, yeşillerimiz var. Olmazsa olmaz kahvaltılarda mutlaka pide ikramı yapılıyor. Eklemek istediğim bir şey evet var mı? Evet efendim, çok önemli bir ürünümüz var. Aslında en önemli ürünlerimizden bir tanesi yine bu. Malatya peyniri. Kendi yaylalarımızda yetişiyor. Bakmam lazım, test tabii, etmem tabii, lazım. Tabii tabii, test etmeniz lazım. Evet, 10 üzerinden 11 değerli izleyiciler. Gerçekten çok kaliteli ve leziz. Löp diye gitti. Evet, anlat kardeşim. Yumuşaktır, tadı da çok güzeldir. Yine dediğim gibi Malatya'daki bir ürünümüz, Malatya'ya ait bir ürünümüz. Malatya peyniri, tereyağımız. Tereyağı bu mu? Evet, o da tereyağı. Abo, tereyağı sarı olur, burada beyaz. Evet efendim, burada beyaz. Çünkü gerçekten buradaki hayvanların sütü yaylalardan bembeyaz çıkıyor. Öyle olunca da tereyağımız da bembeyaz çıkıyor. Ananın ak sütü gibi helal diyorsun. Evet, evet, evet. Aynen öyle evet. Efendim. Hani Malatya Yeşilyurdumuzun farkı bu. Sütten çıkmış ak kaşık mısın evet. Derler ya abi. Onun için tereyağı diyorsun, ak diyorsun, gönlünüze düşmüş. Kesinlikle, hak evet. Diyorsun. Ey insanoğlu, doğuya, güneydoğuya gelirsen, gezmeye gelirsen şöyle Malatya Yeşilyurda Gedik Tepesi'ne bir bak diyorsun evet, abicim. Size bekleriz. Bekleriz diyoruz. Evet. Böyle güler yüzlü personelle değerli izleyicilerimiz, Malatya Yeşilyurt'un yiğit evlatlarıyla yolunuz düşerse bu lezzet çeşitlerini mutlaka yerinde tadın. Eşsiz manzara eşliğinde diyoruz. Turumuz devam ediyor. Ali kardeşim teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Dediğiniz gibi yine misafirlerimizi bekleriz. Burada onları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Malatya'ya geldiklerinde Gedik Sosyal Tesislerine Yeşilyurt'a bekleriz. Değerli izleyicilerimiz, şu anda sizler beni görmüyorsunuz. Kapı, duvar. Allah kimseyi hapishaneye, mapushaneye, cezaevine düşürmesin. Şimdi gördünüz. Gedik'te kültür merkezinin içindeyiz. Burası yıllar öncesinde cezaeviymiş. Ama şimdi bir kültür merkezine dönüştürülmüş. Millet kıraathanesi yapılmış. Konferans salonu yapılmış. Mazi hatırlansın diye, Allah kimseyi düşürmesin.
Biraz sonra orayı da değerli arkadaşımızla gezeceğiz. Ancak burayı ben anlatmak istedim. Türkiye'nin değişik cezaevlerinde mahkumların yaptığı el emekleri, göz nurları, sanatları burada Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar'ın açtığı bu kültür merkezinde sergileniyor. Şöyle gel bakalım Okan kardeşim. Mesela Mardin E-tipi kapalı ceza infaz kurumunda böyle takı işleri yapılmış. Diyarbakır E-tipi kapalı ceza infaz kurumu, Mardin E-tipi kapalı ceza infaz kurumu. Burası Elazığ'ın olduğu bölüm. Elazığ cezaevinde yatan mahkumların yaptığı el işleri. Kahramanmaraş, Kırıkkale, tekrar Kahramanmaraş. Buraya geliyoruz Adıyaman. İşte tekerine taş değmesin derler ya, bir tır. Yine Adıyaman cezaevindeki mahkumların yaptığı. Şanlıurfa E-tipi kapalı ceza infaz kurumu el sanatlarına bakar mısınız değerli izleyiciler? Mahkumlar da son yıllarda ülkemizde yapılan değişik çalışmalarla bu işlere yönlendirildi ve oldukça da başarılılar. Gaziantep geliyor. Buraya bakıyorum, Alanya. Şöyle dolaşıyoruz. Kahramanmaraş var, Gaziantep var. Bakıyoruz, Kırıkkale var ve tekrar Kahramanmaraş var. Türkiye'nin cezaevlerindeki değişik mahkumları bu eserlerini Malatya'da, Yeşilyurt'ta sergiliyorlar değerli izleyiciler. Şimdi bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Az sonra da Allah kimseyi düşürmesin, düşürürse de sabır versin, tez kurtarsın diyeceğimiz noktaya gideceğiz. İzleyicilerimiz, Türkiye'nin birçok noktasında, dünyanın birçok noktasında birçok müze gördüm. Ancak Çoban Müzesi'ni ilk defa Malatya'da, Yeşilyurt'ta gördüm. Gediktepe'sinde gördüm. Şimdi Çoban Müzesi'nin içine giriyoruz. Şöyle girdim değerli izleyiciler. Gel bakalım Okan kardeşim. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hepiniz çobansınız. Hepiniz birbirinizden sorumlusunuz diyor. Evet, çobanlık kutsal bir meslek. Burada da tam 200 yıldır çobanların kullandığı, onların ailelerinin kullandığı, onların yaşamlarını ikame ettirmek için ayaklarına giydiği çarıklar, kullandığı tüfekler, kullandıkları paralar, hayvanlarının boyunlarına taktığı, bizim oranın tabiriyle kelekler diyeceğimiz çanlar, burada gördüğünüz gibi köpeklere taktıkları kurtlar boğmasın diye boyunluklar, tasmalar, yok yok değerli izleyiciler. Ve şimdi bir taraftan bu güzel görüntüler ekranlara gelirken Mustafa kardeşim de bize burayı kısaca anlatacak. Nedir bu müze? Evet, burası Çoban Müzesi. Çobanların doğada kendileri için ve hayvanlar için kullanmış olduğu 88 çeşit 155 parça ürün var. Bu ürünlerin hepsi de çoban kardeşlerimizin bize vermiş olduğu bağışlar neticesinde Mehmet Çınar Başkanımızın talimatıyla burada toplanmış bulunmakta. Burada 150-200 yıllık ürünler var, girişte de sizin söylediğiniz gibi. İşte kepeneklerden tutun, ağa çobanlarının giymiş olduğu kepenekler, çarıklar, ondan sonra saklama kapları, süt sağım malzemeleri, kırkın makasları, ondan sonra nallar, hayvan tuzakları, at eğirleri... Yok yok. Yok yok, gaz lambaları. Evet değerli izleyiciler, Malatya Yeşilyurt'a gelin, Türkiye'nin ilk ve tek çoban müzesini yerinde görün diyoruz. Şimdi çobanlıkta A'dan Z'ye kullanılan tüm eşyalar ekranlarınıza geliyor. Orada değilim Okan. Buradayım Okan kardeşim. Saçlarım mapushane damlarında ağardı. Sevdiklerimin yollarını gözledim. Gönül verdiklerimi yürekten özledim. Bağrıma taş bastım. Kendimi közledim. Geçmiyor günler, geçmiyor.
Neyledim, neyledim. Allah kurtarsın abi. Nasılsın, iyisin? Dedi ki ben görüşe geldim, Allah seni kurtarsın dedi. Evet değerli izleyiciler, Rabbim kimseyi bu demir parmaklıklar arasına düşürmesin. Tabii ki ciddi suçlar işleyip bu parmaklıkların arkasını daha da ötesini hak edenler var. Bir de kader kurbanı denilen, istemeyerek bu parmaklıkların arkasına gelenler oluyor. Ama nihayetinde Allah kurtarsın diyoruz. Orijinal bir Malatya'da, Yeşilyurt'ta, Gedik Tepesi'nde cezaevi bu parmaklıklar, bu ızgaralar orijinal, bu görüş yeri orijinal. Ne diyoruz efendim? Allah kurtarsın. Evet, burası da cezaevinin görüş bölümü. Gördüğünüz gibi bir aile çocuğuyla beraber gelmiş, eşini ziyaret ediyor. Bir baba, kardeşi mapusta, o da burada ziyarete gelmiş. Evet Mustafa Hocam, avlu. Evet, burası orijinal bir koğuş avlusu, koğuş bahçesi olarak değerlendiriyoruz. Şimdi gece vardiyasından çıkan gardiyanlar sayımlarını yaparlar. Saat sabah 8'de gündüz vardiyasına devredildiği zaman şu kapı açılır. Orijinal koğuştan mahkum kardeşlerimiz akşam 5'e kadar havalandırmaya çıkar. Burada çamaşırlarını yıkayan olur, burada volta atan olur, sohbet eden olur. Mahkum kardeşlerimizin gökyüzünü gördükleri tek alan burasıdır. Evet, Malatya Yeşilyurt'ta 1970'li yıllarda yapılan, 80'li yıllarda da hizmete giren Gedik Cezaevi'nin şimdi müze olarak kullanılıyor. Kapısının girişindeyiz. Job'la birlikte gardiyan beni karşıladı. Gardiyan, gardiyan, ben derdimi kime anlatayım? Ey gardiyan diyorum. Şöyle içeriye doğru giriyorum. Alo. Evet. Gedik Cezaevi. Hangi mahkumla görüşmek istiyordunuz? Kendisi şu an volta atıyor efendim. Görüşemezsiniz. Telefonu kapatıyorum diyoruz ve içerisi, tekrar tekrar söylüyorum, Allah kimseyi düşürmesin. Şöyle gel, biraz restore edilmiş bir bölüm. Burası tek kişilik bir hücre, gördüğünüz gibi içeride yatağı da var. Tek kişilik bir hücre, umumi ihtiyaçları için banyo ve tuvaleti ve tek kişilik yatak. Oradan geliyoruz. Okan Bey kardeşim, gel böyle. Burada da yine bir tek kişilik hücre. Okan ziyaretime gelmiş. Öyle benim koğuşa destursuz giremezsin. Geri çık. Şuradan bak. Okan'ım nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın? Arkadaşlara selam söyle. Arkadaşlara selam söyle. Arkadaşlara selam söyle. Gel bakalım Okan kardeşim. Burası da yine bir mahkum, gördüğünüz gibi. İçeride zaruri ihtiyacı, tek kişilik yatağı. Burası bir hücreymiş. Restore edilmiş şekli ama umumi olarak, genel olarak ebatlar korunuyor. Bir de şimdi şurada çoklu koğuşa gireceğiz. Evet, burada biraz daha sosyal hayat var tabii ki. Evet, burası da çoklu koğuş. Gördüğünüz gibi istirahat halinde mahkum arkadaşımız. Hayırlı istirahatler. Hayırlı istirahatler. Bu da cezaevlerin tabii ki olmazsa olmazları, sağız söz. Ama yine de ne diyoruz? Lütfen suç işlemeyelim. Suç işlemeyelim. Suç işlemeyelim. Suç işlemeyelim. Kader mahkumluğuna, ona bir şey diyemiyorum. İnsandan insana değişiyor. Onun dışında da evet Mustafa Hocam, burası da cezaevinin çoklu koğuşu. Evet, burası sizin de bahsettiğiniz gibi çoklu koğuş. 70'li yıllarda temeli atılan cezaevi 80'li yıllarda hizmete geçiyor. 2005 yılında en son mahkum burada kalıyor. Buradan E tipi kapalı cezaevine gidiyor. Bina 10-15 yıl atıl durumda
bulunduktan sonra Mehmet Çınar Başkanımızın talimatıyla kültür merkezine çevriliyor. Bir müze haline geldi. Müze haline geldi. İnsanlar gelecekler, görecekler, ibret alacaklar. Kesinlikle. Bu yaşantıyı görecekler. Allah kimseyi özgürlüğünden etmesin ve cezaevine düşürmesin diyoruz. Amin diyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, burası da mahkumların 1980'li 90'lı hatta 2005 yılına kadar ortak kullandıkları mutfak, aldıkları gıdaları, kantinden aldıkları gıdaları burada birlikte pişiriyorlar, yiyorlar diyoruz. Biraz daha ileri geliyoruz. Tabii ki ne yapıyorlar? Burası da işte cezaevinin kimine göre duş, kimine göre de hamamı. Burada mahkumlar geliyorlar. Haftada banyolarını yapıyorlar ve Allah kurtarsın diyoruz tekrar. Değerli izleyicilerimiz, Malatya'da Yeşil Yurt'ta seyahatimiz devam ediyor. Türkiye'nin genelinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Eğer Malatya'daysanız, Yeşil Yurt'taysanız bu 40'ın yanına bir 4 daha ekleyeceksiniz. Yani 2 tane 4. 4 çarpı 4. Yani 44. 44 yıl hatırı var diyoruz efendim. Malatya'da bir kahvenin 44 yıl hatırı var. Yeşil Yurt'ta Kayısı Çekirdeği Kahvesi. Burası da Türkiye'nin ilk kahve müzesi. Şöyle içeriye girdik. Ablacığım kolay gelsin. Evet. Bir kahvenin Malatya'da 44 yıl hatırı vardır dedik. Kayısı Çekirdeği Kahvesi. İlk defa içeceğim ablacığım. Burası ne müzesi? Burası kahve konağı müzemiz. Burada 550 tane parçamız bulunmakta. Kahveyle ilgili tamamen 17, 18, 19 ve 20. yüzyıla ait parçalarımız mevcut. Burada farklı ülkelerden gelen parçalarımız var. İngiltere'den gelen var. Bosna Hersek'ten gelen var. Almanya'dan gelen var. Tamamen kahve kültürünü yansıtmakta amacımız. Gördüğünüz gibi burada eski parçalarımız var. Taş değirmenimiz mevcut. En ilginç çeken parçamız o. Önceden kahveler burada dövülürmüş ve arkamda görmüş olduğunuz küçük kahve değirmenlerimiz mevcut. Ahşap olan var, seramik olan var, taş olan var. Yine farklı yüzyıllara ait görmektesiniz. Almanya'dan gelenler var, Hong Kong'dan gelenler var. Burada bunlar çok dikkat çekmekte. Gördüğünüz gibi tamamen küçük el değirmenleri. İnsanlar önceden kahvelerini koyarlarmış. El değirmenleriyle çevirerek bir taze taze. Boyutunda, evet, taze taze içmek amacıyla. Peki Kayısı Çekirdeği Kahvesi nereden çıktı efendim? Kayısı Çekirdeği Kahvesi tamamen başkanımız Mehmet Çınar'ın yapmış olduğu bir çalışma sonucu çıktı. Öncelikle başkanımız kendi biriminde ağırladığı misafirlerine ikram ediyordu. Şimdi de biz burada gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Tamamen yani gelenler çok beğeniyor. Gerçekten tadı çok enfes. Burada herkesi bekleriz Kayısı Çekirdeği Kahvemizi içmeye. İsmi ve kahvemizi gezmeye. Efendim? İsminiz neydi? Remziye. Remziye ablaya çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kendisinin de söylediği gibi burada kahve ve kahve ile ilgili dibeğinden tutun, öğütmesinden tutun, materyallerinden tutun, fincanından tutun. Yani K harfinden E harfine kadar keyifli bir içecektir. Türkiye'de de bir kez daha altını çiziyorum. 40 yıl hatırı var diyorlar. Malatya'da, Yeşilyurt'ta bu kahve evinde de diyorlar ki 44 yıl arzu ediyorlar. Efendim tutar mısınız Remziye ablacığım? Şimdi bize Remziye abla kahveyi yapmıştı. Ben de şöyle bir tadına bakacağım. İlk defa da ömrümde
kayısı, çekirdeği kahvesi içiyorum, hüpletiyorum efendim. Mükemmel olmuş değerli izleyiciler. Elinize sağlık diyoruz. Yolu düşenleri bekliyorsunuz. Evet, mutlaka bekliyoruz. Burası görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Malatya'da kafe ortamında oluyordu. Ama bizim amacımız kahve tarihi bir geçmişi var. Burada tamamen tarihi yansıtmak istiyoruz. Misafirlerimiz burada gelip müzemizi gezecek. Birazcık tarihe yolculuk yapacak. Sonrasında da aşağıda kahvemizi içecekler. Bekliyoruz herkesi. Yolu düşen herkesi buraya bekliyoruz efendim. Evet, ben Yeşilyurt'ta bu kahve müzesinde kayısı çekirdeği kahvesini keyifle içiyorum. Allah ömür verirse 48 yaşındayım. 92 yaşına kadar hatır vardır diyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz, Malatya'dayız, Yeşilyurt'tayız. Türkiye'nin en iyi et yemeklerini biz yaparız dediler. Şu gördüğünüz karizma adam Ali abi, değerli izleyiciler, geri geri duruyor. Dedi ki ben konuşmayacağım, evlat konuşsun dedi. Bu evlat dedim kaçıncı evlat? Birinci evlat. Kaç yıldır berabersiniz Ali abi? 32 yıldır. 32 yıldır berabersiniz. Bunun yani mesleği olarak 32 yıl. Benimsi yaşı kaç abi? O yaşı 42. Ne yaptın? 10 yaşında kasap dükkanına mı? Evet, kasap. Gel abi şur. Örnek baba değerli izleyiciler. 10 yaşında çıraklığa başladı. Nasıl başladı? İşte şurayı şey yapacağım. Şurası beyler nezdiktir. Şurası şeyler nezdiktir. Şöyle gel, şöyle yüzünü görelim. Göle ya tezgahı. Mesela bonfilisli adam sade et yapacak. Diyeyim ki şuradan vereceksin. Sadece kavurma yapacak. Buradan ver. Yani etin şekline göre et vereceksin. Evet, şimdi ne oldu? Yani şimdi bonfilerinden kuşbaşı yapacak zebzeli. Tamam. Peki boynuz kulağa geçti mi? Geçti, çok da. Yani şu an senden iyi kasap mı? Ben şimdi kendim önüne gerekiyor. Ciddi mi diyorsun? Vallahi diyeyim, samimi söyleyeyim. Senden iyi kasap. Benden iyi kasap ama. Abi babaya bak ya, diyor ki boynuz kulağa, ama biliyorsun boynuz kulağa geçer ama duymazmış. Duymazsın, o dışarıdakiler yani iyi. Yani kulağın bir fonksiyonu var. Şimdi babaya duymuyor ama dışarıdaki insanlar iyi duyuyor. Ben öyle mi? Ben bilmiyorum, şimdi oğlanı tanıyorlar. Oğlanı tanıyorlar. Kasap Nuri kim değil? Ben... Ali abi ama helal olsun sana be. Ya sağ olun, siz de vallahi billahi helal olsun. Öp babanın elini ya. Böyle babanın elini öp, babanın elini öp. Öptürmeyi sevmiyorum. Ciddi misin? Sen misin? Ben hiç. O zaman sen oğlunu alnından öp. Öperim. Alnından öp bakayım şöyle. Böyle evlat alnından öpülür değerli izleyiciler. Sen buraya leke mi yaptın be? Yok, kolunda şurada. Ne yapıyor? Böyle öperler adamın elini işte. Hani öptürmüyordun? Bu da Çorum usulü işte. Ben... Kandırdım Nazlı yari. Değerli izleyiciler, şimdi ne yapacağız Nur abi? Yeşilurt tava. Yeşilurt tava. Sebzeli kuşbaşı yani. Babadan mesleği öğrenmek nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu. Yabancılık çekmeden, rahat çalışarak, müşteriye rahat davranarak, kendin olduğunu hissediyorsun yani. Hissediyorsun. Evet. Siz de tabii üç nesil. Sen de babadan öğrendin. Tabii. Sen de oğula öğreteceksin kızım. Yani öncelikleri okusunlar. Okusunlar ama yine öğrensinler. Ama tava yapmayı da öğrensinler. Öğrensin tabii. Şöyle bir yaklaş bakalım Okan kardeşim, gel değerli izleyiciler. Şimdi malzemesi ne abi Yeşilyurt tavanın? Biber, domates. Biber derken abi hem dolma biber. Evet, hem acı biber. Adıyaman biberi. Etimiz, olmazsa olmazımız kuyruk yağımız. Domates. Evet. Sarımsak. Et ne abi, ne et abi? Bu dana bonfile. Dananın bonfile dedim, evet. Abi diyorsun. Kıymetli. Normalde bu esas kuzu etinden olacak ama yavaş yavaş kuzu sezonu geçiyor. Artık emlik kuzularımız kalmıyor yani. Büyümeye başladılar. Baharda kuzuyla yapıyoruz biz bunu. Bir de güzün yayıldıktan sonra enen kuzulardan yaparız ama bu ara... Bu ara dana. Dana eti. Dana diyorsun. Evet. Bu da kuzu eti gibidir. Bak, bu da kuzu, evet, yumuşak. Ama diyorsun ki kabı da bu mu olacak abi? Nedir abi? Mikseri bu. Güveç tepsi. Güveç tepsi abi. Evet. Kuyruk yağı, dolma biberli acı, normal yeşil biber, evet, domates ve diyorsun ki abi bonfile. Bir de sırrı bize kalan birkaç malzememiz daha var. Birkaç malzemeyi göstermiyorlar değerli izleyiciler. Merak edenler diyor Yeşilyurt'a gelsinler. Görüşelim. Ali Usta'nın oğlu Nuri Bey'i, Nuri Bey'in babası Ali Usta'yı bulsunlar diyorlar. Beraber yiyelim diyorlar. Abi sen bana sıralamayı söyle çünkü ben çekileceğim. Aradan yardım şey edecek var. Sana yaradan. Bir de şey var. Patlıcan denirse patlıcanı da yapıyoruz yani. Yani sadece bu değil.
patlıcan da ister isterse. Duruma göre diyorsun çeşidi artırabiliyoruz. Tabii, ama minimum çeşit bu diyorsun. Minimum bu. Tamam. Yani sıralaması nasıl olacak? Biber, et, sarımsak, üstte domates, en üstte kuyruk yağı. Biber, et, sarımsak, üstte domates, bir de onun ayrı bir kuyruk yağımız. E tamam evet. Abi o zaman o sırrını söylemişsin. Biz de. Ben o zaman değerli izleyiciler yapılışıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? En az bu kadar, bu insanlar kadar güzel yürekli bir abimiz var. Mehmet abimizin Yeşilyurt'taki fırına gideceğiz. O fırına bunu vereceğiz. Kaç dakika sürecek? 1,5 saat sürecek. 1,5 saat sonra inşallah fırından çekeceğiz, alacağız. Sonra da inşallah nasip olursa afiyetle yiyeceğiz. Evet şimdi Malatya Yeşilyurt tavaya startı veriyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. Nur abi başladı biberi kesmeye diyoruz. Ben çekiliyorum aradan. Yardım etsin size yaradan. Değerli izleyicilerimiz, bazı arkadaşlar bana diyor ki Harun Şen öyle sağda solda gezme. Ekranlarınıza geliyor Malatya Yeşilyurt usulü ezme değerli izleyiciler. Bir tarafta tırnaklı pide, Kastamonu'da biliyorsunuz vardır cide. Ezme geliyor şimdi ekranlarınıza. Yaklaş Onur kardeşim. Ezmeye bakar mısınız? Ezmenin güzelliğine bakar mısınız? Malatya Yeşilyurt'ta gelsin kebaplar, gitsin ezmeler. Eti seviyorlar kardeşim. Yemeği seviyorlar. Yiğit insanlar diyoruz. Peki ben bu arkadaşla niye röportaj yaptım? Şöyle yaklaş. Şurayı gördüm değerli izleyiciler. Göğsünde ay yıldızlı bayrak. Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Güreş Federasyonu. Kendisi güreşçiyim dedi. Ama ezmek istemiyorum kardeş. Milli sporcuyum falan dedi. Evet, milli sporcu. Bilmiyor ki Harun Şen'in Rıza Kayaal bir sırtında gezdirdiğini. Bilmiyor ki Harun Şen'in Nazmi Avlucu'ya antrenman verdiğini. Bilmiyor ki 92 Barcelona olimpiyatlar öncesinde Hakkı Başar'a künde çalıştırdığımı. Yaşı genç, yaş kaç? Yaş 21. 21. Ben yaş 48. Ya. Doğrudur. Bir güreş yapacağız seninle. Evet. İstediğiniz gördüğünüz zaman. Gibi değerli izleyiciler, sağ tarafta biraz kırılmış kulak. Sol tarafa bakayım, kontrolü de yapıyorum. Burası henüz kırılmamış. Benle antrenmandan yaptıktan sonra kırılacak diyoruz. Kendini mi besleyeceğim bununla? Evet. Nerede yiyeceksin? Bahçemde. Hangi bahçede? Yeşilyurt'ta çayın kenarında bahçemiz var. Buyurun misafirimiz olun. Ne diyorsun? Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi. Kimle yiyeceksin? Arkadaşlarımla. Hangi arkadaşlarımla? Mahalleden arkadaşlarımla. Gelirim. Buyurun gelin misafirimiz tamam, olun. Tamam değerli izleyiciler. Biraz sonra oraya geleceğiz. Şimdi fırına ne yapacağız? Bizim eti vereceğiz. Ondan sonra pehlivanı takip edeceğiz. Bir kez daha. Ezme değerli izleyiciler. Aç kardan. Değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmek programında şimdi ekranlarınıza benim de ilk defa şahit olduğum bir olayı getireceğim. Nedir o efendim? Asma yaprağını, tokat sarma yaprağını yakından biliyoruz. Ancak Malatya denince, Yeşilyurt denince kayısıyla birlikte tabii ki olmazsa olmaz kiraz. Peki siz hiç kiraz yaprağı sarılırken gördünüz mü? İşte burada Malatya Girişimciler Derneği'ndeyiz. Kadınlarımız gerçekten el emeği, göz nuru, gördüğünüz gibi kiraz yaprağından dolma yapıyorlar efendim. Doğru mudur ablacığım? Doğru, evet. Neredeyiz biz abla şu an? Malatya Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifindeyiz. Biz yapraklarımızı ilkbaharda daha tazeyken toplayıp kurutuyoruz. Ondan sonra sıcak suya batırıp buğdayı un haline getirip bunu ikisini birleştirerek sarıyoruz. Daha sonra yoğurtlu bir sos yapıyoruz üzerine. Tekrar soğanla üzerine karamelize edip dökülüyor. Çok güzel bir yemek oluyor bu. Yani bu ne zaman çıktı abla bu? Yeni bunlar, bir gelişti yoksa yok, var mıydı? Bu ilkbaharda toplanıp tazeyken daha. Hayır yani bu gelenek var mıydı? Son dönemde mi popüler oldu? Her zaman vardı. Bu bizim anneannelerimizden, ninelerimizden kalan bir geleneğimiz. Bunu yoğurtla hafif ekşimsi bir sos yapıyoruz zaten.
Yani meşhur mudur ablacığım? Meşhur. Yeşil yurtta, kiraz yaprağında. Yeşil yurt çok meşhur bir yemeğimizdir bu. İçine attığımız malzeme neydi? İçine attığımız malzeme buğdayın küçük küçük dövülmüş hali. Bunu un haline getiriyoruz. Tuzla, suyla yoğurup yaprağın içine koyup sarıyoruz. Geleneksel bir yemek haline evet, getiriyoruz. Evet, evet, evet. Sardıktan sonra haşlanıyor tekrar. Üzerine yoğurtla sos yapıyoruz. Tekrar soğanı karamelize edip onu da üzerine koyuyoruz. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Evet, Malatya Yeşilyurt'ta ablalarımız gördüğünüz gibi kiraz yaprağı dolması yapıyorlar. Girişimler de devam ediyor. İnşallah patentini de... İnşallah alacağız patentini. İnşallah alacaklar evet. Patentini. Peki patente alınmış ne var diye sorarsanız, değerli izleyiciler, arkamda oldukça organik malzemeler var. Şimdi onları da başka ablalarım tanıtacak. Bakalım onlar neler yapmış. Maşallah beşikte bebek var, tarlada bebek var, tandırda bebek var, yorgan dikerken bebek var, odun taşırken bebek var. Var da var. Evet, bu bebeklerin hepsinin hikayesi var. Türkiye'nin genelinde kadınlar bayağı bir çilekeş olarak yani bağda, bahçede yorgan mesele kalmadı. Yorgan köpüme vardı eskiden. Şimdi yeniden onu canlandırmak istedik. Eskiye bir dönüş. Burada bebeği var, beşiği. Eskinin beşikleri bunlar. Odun taşıyor değerli izleyiciler. Orada bahçeden odun getiriyor. Kurtuluş Savaşı'nda bu sırtlar, analarımız, bacılarımız, nelerimiz cepheye silah taşıdılar. Gıda taşıdılar. Onun da altını çizelim. Meşhur mu? Meşhur. Malatya Yeşilyurt'ta evet. Diyorsun. Abartıya kaçmadan. Malatya'nın kendi kıyafeti. Kendi kıyafeti bir kendi yüreğimizi yöresel, koyarak yapıyorsun. Yüreğimizi. Abartı nasıl? Yok. Kesinlikle evet. Orijinal. Orijinal. Doğru mu ablacığım? Orijinal. Malatya'yı şurada gelenler. Tabii gelenler istedikleri zaman bize ulaşabilirler. İstediklerini alabilirler. Şimdi de oyuncak bebek gireceğiz. Yöresel olarak çocuklara daha böyle sağlıklı oyuncak bebek yapmayı düşünüyoruz. Güler anneme kooperatif olarak. İnşallah Güler anneme çok çok teşekkür ediyoruz. Ablacığım siz de şöyle alalım. Siz de şu ürünleri bir tanıtın bakalım. Nedir efendim bu? Şöyle dönelim kameraya da. Bu çorbalık eriştemiz. Çorbalık erişte. Çok çeşit çorbalık. Değişik bir erişte yani çorbalık olması kısa kesim. Evet. Çok değişik çorbalar yapılıyor bundan. Birkaç çeşit çorbası var bunun. Vallahi nane poşete mi? Sarmışsınız ama kokusu dışarıya geliyor. Evet, nane. Çünkü doğal nane bahçemizden arkadaşlar yani dernek üyelerimiz, kooperatif üyelerimizin de bahçesinde olan bir nane. Bu domates sosu yine bahçeden. Bu erik ekşimi. Yine bu da bahçemizden. Çok önemli değerli izleyiciler. Malatya'da erik ekşisi. Evet. Bakın kayısı kiraz ama eriğin de Türkiye'de en lezzetli ekşisi Malatya evet. Yeşilyurt'ta yapılır evet. Diyor annem. Bir de bütün bu da vişne reçeli. Yani bu gösterdiğimiz ürünlerin hepsi bahçelerde. Bizim üyelerimizin bahçelerinde yetişen meyvelerden yapılıyor. Bu da kayısı reçelimiz. Kayısı. Evet. Kayısı reçeli. O da domates. Evet. Ablacığım şöyle gel. Sen de gel ablacığım. Evet Malatya Yeşilyurt. Girişimci kadıncılarımız, derneğimiz üretiyorlar, natürel üretiyorlar, doğal üretiyorlar. Bir mekanın büyük olması önemli değil, yüreklerinin büyük olması önemli. Çok olmanız önemli değil, az olup çok iş yapmanız önemli. Yürekten tebrik ediyoruz. Şöyle bir yer sallayalım annem diyoruz. Israr ettiler, kiraz dolmasını yapalım dediler. Siz bilirsiniz dedim. Yaparlarsa da afiyetle yiyeceğiz efendim. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet Güler ablacığım, şu anda ne yaptık? Köftemizi pişirdik. Ayranını yaptık, soğanını kavurduk. Tabaklarımıza bıraktık, şimdi soğan sosunu döküyoruz. Soğan sosu karamelize oldu. Hani bunun bir kıvamı var, çok kızarırsa acı olur, az olursa tatsız olur. Yani onun için kıvamlı... Malatya Yeşilyurt usulü... Evet. Kiraz... Köftesi. Köftesi. Evet. Sindirimi birebir. Evet. Bağırsağı birebir. Evet. Kalbe birebir. Evet. Böbreğe birebir. Evet. Akciğere birebir. Bunu yiyen diyorsun. Hiç hasta olmaz. Hiç hasta olmaz diyorsun. Hele bir de sen sevgini kattın. Evet. Zaten hadi bakalım. Sevgisiz soğanı yemek ablacığım. Olmaz. Yani bir de diyorsun ki soğanı herkes sevmez, yemez ama evet. Bu soğan kokmaz diyorsun. Yok, mümkün değil. Evet. Kavrulmuş, karamelize edilmiş soğan.
Değerli izleyicilerimiz, yolunuz Malatya'ya düşerse Yeşilyurt'a mutlaka düşürün. Gelin buradaki girişimci ablaların elinden size özel bu sarmayı mutlaka yiyin diyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Malatya Yeşilyurt'tayız. Malatya Yeşilyurt'a gelip de Mehmet abiyi görmeden olur mu? Mehmet abinin fırınında ekmek yemeden olur mu? Pide yemeden olur mu değerli izleyicilerimiz? Yan profilden görüyorsunuz. Türkiye'nin en iyi pide ustalarından biri. İsim neydi abim? İsim Mahmut Yolcu. Ne abi? Mahmut Yolcu. Mahmut Yolcu mu? Evet. Yolculuk ne zaman Mahmut abi? Yakında. Allah Allah. Şimdi ne çıktı değerli izleyiciler? Bu fırının bir özelliği var. Millet getiriyor. Gönlün ne çekiyorsa malzemeyi veriyor. Fırından çıkıyor. Bu ne mesela Mahmut abi? Pide. Etli ekmiş abi. Etli. Pidesini ben görüyorum abi. Etli. Etli. Etli Mahmut ekmiş. Abi sen harbiden yolcu pozisyonuna gelmişsin abi. Sabahtan beri kaç pide yaptın abi? Çok ya. Hayatından bezmişsin Mahmut abi ya. Yok ya. Değerli izleyiciler, buradan oraya geçiş yok. Bilginiz olsun, oradaki ustaya ulaşmak çok zor. Mahmut abi şöyle yanına doğru geleyim. Ustama şuradan uzanım. Ustam kolay gelsin. Abiciğim hoş geldiniz. 5 yıl geçti abi. 5 yıl geçti. O zaman da yine buradan gelmeyin. Yine gel gel böyle gel ya. Bu sefer hiç giremem buraya ya. Bakayım. Emin ol hiç giremem abi ya. O zamandan bu zamana 5 kilo aldım. Uzaktan uzağa böyle görüşelim abi. O daha iyi abicim. İçeride ne var abi? İçeride şu an sizin güveciniz var. Lahmacunlar var. Pide var. Allah kurtarsın dedim mi abi? Teşekkür ederim. Yağlı ekmeklerimiz var. Buraya ne getiriyor millet genelde? Değişen bir şey oldu mu 5 yılda? Zebzeli kuşbaşı, kıyma, pirzola. Yani ne arzu edersen o lahmacun içi. Gönlü ne çekiyorsa diyorsun. Canı ne çekiyorsa. Etsiz olmaz diyorsun. Etsiz olmaz. Sebzesiz, meyvesiz olmaz diyorsun. Hiç olmaz. Kasaplarımız hazırlıyor, biz de pişiriyoruz. Abi yani şimdi Yeşilyurt'a bakıyorum. Çok kalabalık, aşırı bir yerde değil. Eski Yeşilyurt'tan bahsediyorum. Yeni Yeşilyurt aldı başını gitti maşallah. Ama günde herhalde 1500-2000 pide yapıyorsun. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Odun ne kullanıyordun? Odun... Kayısı odunu, söğüt odunu fark etmiyor yani. Kayısı odun. Evet. Ya millet meşe falan kullanır. Gürgen mürgen sende kayısı. Ele geçmiyor. Ne var şimdi içeride? Ne çıktı? Şu an size çalışıyor fırın. Evet değerli izleyiciler. Bizim ne çıktı abi o? Güveç. Bizim güveç şu anda fokur fokur kaynıyor değerli izleyicilerimiz. Şu an kaynıyor. Evet güvecim pişti mi? Pişti, hazır. Vereyim mi abi? Ver abi dışarıya, ver abi. Değerli izleyiciler. Pidere bakar mısınız? Boy boy. Onu da verseydin bari, ben bunu nasıl tutacağım? Sen ne için? Ne için mi? Abo bu da sıcakmış. Evet değerli izleyiciler. Tut bakalım genç. Bu da bizim güvecimiz. Şöyle bir yan yana da gelelim. Mehmet abinin oğlu isim neydi? Bekir. Bu tarafa da getir kardeş. Şöyle görsün Bekir Bey. Nasıl Bekir abi, hocam? Hoş geldin öncelikle. İyi ya, bundan iyisi olmaz herhalde abi. Mehmet abinin oğlu olmak nasıl bir duyuyor? Türkiye'de böyle bir şey? Yok. Yok. Türkiye'de senden de yok abi. Niye? Çünkü Türkiye'de Mehmet abiden de yok. Mehmet abi sen de gel şöyle. Teşekkür ederim. Gel şöyle Mehmet abi. Sağ ol. Gel izleyiciler. Şimdi bazı insanlar vardır, onları unutamazsınız. Ben Malatya'ya, buraya Yeşilyurt'a 4-5 yıl oldu gelmiştim. Sağ olsun Mehmet abi kapılarını açtı. Dedi ki Harun hiçbir yerde yemek yeme. Burada çıkan yemek, burada çıkan et. Türkiye'ye, dünyaya bedel demişti. Hiç unutmadım. Yeşilyurt'a gelince de Mehmet abi mutlaka görelim. Abi işler nasıl? Teşekkürler. İyidir. Geçinip gidiyoruz. Sağ olun. Mehmet abime çok teşekkür ediyorum. Samimi ve içten söylüyorum. Sağ olun. Yeşilyurt'a yolunuz düşerse Mehmet abi mutlaka bulun. Mehmet abi deyin. Mehmet abi deyin. Böyle reklam yapmaya gerek yok. Gönül insanı deyin. Herkes size zaten Mehmet abi tarif eder. Bakın neler çıktı bakın. Şuralara bakar mısınız değerli izleyiciler? Burada yok yok. Burada her türlü pide, her türlü... Bak burada biber de varmış maşallah. Bak bak soğan, biber, vay 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 değerli izleyiciler. Yeme de yanında yat diyorum. Yeme de yanında yat. Bir tarafta pide, bir tarafta pide, bir tarafta kavurma. Malı buldun mu sağa sola savurma diyoruz. Yolculuğumuz Yeşilyurt'ta devam ediyor efendim.